Merhaba Landon YouTube gençinde bu bölümde hayalet görevlerini yapacağız. Tsurumiya Adası'nda artık sis kalktığı için hayaletleri görebiliyoruz ve onlarla konuşup görevleri yapacağız. Ve görevlerin nereler olduğunu genel olarak işaretledim. Şöyle gördüğünüz gibi işte bunlarda mesela şuradaki yonca ile işaretlenmiş olanlar, ondan sonra şuradaki yıldızla işaretlenmiş olan, sonra buradaki zaten daha önceden yapmıştık. Şuradaki mesela şu canavar işaretleriyle işaretlenmiş, buradaki ünlemlerle işaretlenmiş olan şurada da bir tane kalmıştı. Ona da bakacağız işte. Burada da bir tane kazacağımız vardı ama bir dakika. Ha, et işareti şurasıymış, tamam. Şimdi burada şurada gördüğünüz gibi bir tane hayalet var. Bununla bir başlayalım. Dediğim gibi bunu daha önceden yapmıştık zaten. Nasıl yapmıştık diye soracak olarsanız zaten şurada karşımızda da gördüğümüz bunları yakmayla ilgili olandı. Yanlış yere vurduk ama neyse. Onların çoğunluğu zaten şurada bulunuyordu ve şurada. Onun dışında birkaç tane şuralarda, şuralarda, buralarda falan filan vardı. Bunlara zaten haritadan bakın. Ben şimdi tek tek söylesem de zaten hepsini muhtemelen söyleyemem. Siz de anlamazsınız zaten. Haritadan tek tek bakın. Google'a Genshin Map yazıp oradan gidersiniz. Her neyse. Hadi şimdi şunları bir dövüp ilk hayalet görevini başlatalım. Hayalet görevlerinde bir yerden bir yere bir şeyler taşımamızı, bir şeyler bulmamızı falan filan istiyorlar. Onlara bakacağız. Şimdi öncelikle Chise ile başlayalım. Tamam, hadi. Sisten kurtulduk. Böylelikle direkt bitirdiğimizden bence vermelisin ya, değil mi? Direkt vereceksin, değil mi? Neyse, bir başarım da aldık da. Şimdi burada bir şey göstermiyor. Bir dakika, bu ne dedi şu anda? Yeniden bakacağım. Zamanım kısa dedi. Ne alaka ya? Burada bu da varmış. Pardon, yanlış da. Oldu mu şimdi? Tamam. Bir tek o kalmış işte geriye. Onu da zaten daha öncesinden açamıyorduk. Muhtemelen bununla alakalı bir şeylerdi. Neyse. Bu en kolayıydı zaten. Yani en kolayı değildi de daha önceden yaptığım için en kolayıydı. Şimdi şu balıkçılığı yapalım. Hızlıca oraya gidip. Çok zor bir şey değildi çünkü onunki de. Bakalım bu bölümde hepsini yapabilirsem güzel olur gayet. Balıkçılık için önce buraya geliyordunuz. Şuradan balıkçılık yapmanız gerekiyor. Burada başlangıçta herhangi bir balık tutsanız yeterli zaten. Şöyle bir yere atsak. Güzel. Şimdi bunu tutunca ne oldu, bir dakika. Ne oldu? Bir yanımda. Evet, işte burada. Bunu yapınca işte hayalet geliyormuş. Sonra bu diyormuş ki benim bir şeyim kayboldu. Sen balıkçılık yapıyorsun. Bak, balıkçılıkla alakalı bir şeyler falan filan, git onu getirsene bana diyormuş. Gidip onu bulacağız hadi. Şimdi bunun için gideceğimiz yerde şurası. Burada solucanla tutmamız gerekiyormuş da burası da ne yani, teleportsuz bir yermiş. Neyse, neyse. Hadi gidelim oraya. Sonra birine de Sakura Bloom verecektik de ben de o kadar Sakura Bloom var mı emin değilim bu arada. Ama bir bakalım hadi. Hadi bakalım hadi. Şurada gördüğünüz baykuş sembolüne işte gidip bir tane yaprak sallayacağız. Tüy sallayacağız daha doğrusu. Oradan bize bir şeyler çıkarıyormuş şu şekilde.
Şimdi buna balıkçılık yaparken yani solucan dediler ama bilmiyorum. Belki yanlıştır bu tamamen. Şimdi bunlar gelmez bir kere. Evet gelmezler. Böyle olmaz ki bu. Bir dakika. Ama burası patladı ki şu anda. Bende hiç yokmuş diğerinden. Ha, bunlar yiyormuş tamam bari. En azından bu da bir şeydir yani. Şimdi evet demek ki tek de çıkmıyormuş bu. O bir tık kötü oldu. Bulana kadar devam edeceğiz o zaman. Ne? Orada bir şeyler dedi ama yani bu da sonuncu. Artık bunda çıkmazsa sorun olacak. Neyse. Evet. Üçüncü de çıktı. Ama neyse. Sonuçta sıfırlanmıyormuş en azından. Bu da bir şeydir. Şimdi bunu da aldığımıza göre burayı da silebiliriz. Gördüğünüz gibi buradaydı zaten. Sonra geri balıkçılık yerine gidip hayalete vereceğiz. Selam diyeceğiz. Hayalet selam. Bak senin istediğin şeyi bulduk diyeceğiz. Ve bu görevi de bitireceğiz böylece. Hayır, bir dakika, hayır, dur. Şimdi bu balıkçılık da bitti. Buradan buluyordunuz zaten. Şimdi şunu yapmak istiyorum aslında yoncayı. Bu yonca çünkü birazcık zormuş. Hemen aklımdayken yapayım. Bu arada hayaletler etrafta geziyorlar. Gördüğünüz gibi. Neyse, şimdi bunun öncelikle bulmak için şuralarda bir yerde aşağı inmemiz gerekiyormuş. Burada işte. Buralarda bir yerde saklanıyormuş. Bu da işte burada. Merhaba Nonno. Nonno'ymuş ismi de. Şimdi bir oynayalım diyor. Öncelikle buradan yukarı çıkıyormuşuz geri. Sonra neredeydi? Hiçbir fikrim yok. Bu değil bir kere. Şuralarda bir yerdeydi ama burada değilmiş. Evet şurada. İki kayanın arasına saklanıyor. Şimdi bir daha diyor. Bir dahakine de şuralarda bir yerdeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım bir. Şura mıydı? Yani sanki buralarda bir yer gibi hatırlıyorum ama yok bura değilmiş. Burada mıydı? Burada değilmiş. Çok ilerledik ama. Bir dakika. Sen değilsin zaten. Sen mi? Evet sendin. Tamam. Buradaymış işte. Şimdi bir tane daha var. O da... Bir dakika. Şu anda 3 taneyi bulduğumuza göre aynı. Şuraya gideceğiz. Şurada ağacın arkasına saklanmış. Şurada zaten gördüğünüz gibi o daha net bir şekilde parıldıyor diğerlerinden. Ve şimdi son bir yere daha saklandı. O da şu üstte gördüğünüz kanca işaretine işte. Orada bize sandığı verecek artık. Normalde böyle etrafı gezip bakmanız gerekiyordu. Zaten şuradan da görüyorsunuz bu arada. Bunu da alalım artık. Tamam, teşekkürler, teşekkürler dedik ve bunu da bitirdik.
Bunun dışında şimdi yoncaları da artık silebiliriz. Yoncaların yerlerini de gördünüz zaten. Sonra devam edelim. Şimdi bu arkadaş et. Hadi ete gidelim o zaman. Et şurada bir taneydi zaten. Hem ete giderken son chest'i belki görürsek onu da alabiliriz. Son chest evet şurada. Onu da bir alalım. Bu son chest'in hayalet görevleriyle alakası yok. Tusurumiya adasını %100'lemeye çalışırken işte burayı alıyorduk normalde. Dördüncü günde geliyormuş. O yüzden daha öncesinde almamıştık. Evet, şimdi dur bakayım. Şuradan buranın son sandığını da almış oluyoruz bu adanın. Şöyle bunu hadi kaldıralım ya neyse. Önemli değil zaten bitiyor dediğim gibi. Şimdi buralarda bir yerde bir şey varmış ama ve lakin bu ne? Sana mı acaba? Yok sana olsa böyle olmazdı. Yani bu et için yukarı mı çıkacağız acaba? Belki de yukarı çıkacağız. Olabilir. Evet, muhtemelen yukarıda o zaman. Bakayım. Selam. Burada evet birisi varmış. Roro'ymuş bu da. Rero. Merhaba Rero. Rero Rero Rero. Dökerero muhtemelen. Tamam. Şimdi diyor ki benim bir şeyim vardı diyor. Bunu saklamıştım ben kazmıştım bir yere koymuştum. Git ona bak diyor. Hadi gidip ona da bakalım. O da zaten şuradaki işaretli yerde. Böylelikle Rero'yu da görmüş oldunuz. Hadi sıradakine gidelim. Şurada kazma yeri galiba şuralarda bir yerdeydi işte. Bakalım bakalım burası evet. Bunları bu arada nereden buluyorsunuz? Yani nereden buluyorsun diye de sorabilirsiniz de. Genelde hayalette konuşma yerlerinde söylüyorlar. Ona göre yani. Öyle bulması aşırı zor bir şey de değil. Normalde. Ama senin buraya gelmen lazım. Gelmedi işe de yaramadı zaten. Neyse. Şöylece bir alalım. Böylelikle Rero'nun işini de bitirmiş olduk. Rero da artık mutlu mesut etrafta gezebilir. Böylelikle buradan Rero'nun chest'ini de aldık. Bu da tamamlandı. Şurada gördüğünüz ette kazma yeri de burasıydı zaten. Şimdi bunun dışında hangisine gidebiliriz? Ünleme mi gitsek öncelikle? Hadi ünlemin birincisi şurasıydı. Buradan başlıyoruz. Şimdi ünlem için dediğim gibi bazı malzemeler lazım. Bu malzemeler bende var mı hatırlamıyorum. Bu arada bunlara sırayla gitmeniz gerekiyor, haberiniz olsun. Yani mesela şurada da ünlem var ama oraya gidemiyoruz öncelikle. Daha öncekiler için de aynısı geçerliydi zaten. Şimdi şurada zaten uzaktan görebiliyorsunuz onları. Bir tek kaybolmayanlar görevi olanlar.
Bu arada bir tane görev daha varmış ama onu yapamayacağız muhtemelen. Leda General Kenobi deyip bunu da yapalım neyse. O son görevin mantığı da yani gün gün gelmemizi istiyormuş ve yani hiçbir şey yok. Gelip tıklıyoruz, gidiyoruz, gelip tıklıyoruz, gidiyoruz tarzındaymış. O yüzden de yani çok da bir şey olmayacak. Neyse, evet şimdi bundan bize bolca lazım. Ve onlardan hadi toplamaya gidelim o zaman. Yapacak bir şey yok. Olur böyle. Keşke daha önceden baksaydım buna. Yanımda var mıydı diye. Şurada bolca bulunuyor bu arada. Hemen buraya gidebilirsiniz. Hatta yanılmıyorsam bundan sonra bizim savaş görevimizin olmaması lazım. Bu hayalet görevlerinin içinde. O yüzden belki de Lisa'ya çevirebilirim Raiden Shogun yerine. Lisa çünkü bunları çok hızlı bir şekilde toplayabiliyor. Tabi Yay Miko da olsa o da çok hızlı toplar da neyse. Şimdi buralarda şöyle böyle bir yerlerde vardı. Mesela şurada. Bunları daha önce görmediyseniz bu arada elektrikle vurmanız gerekiyor. Havada böyle bir pembelikler var. Aynı şurada gördüğünüz gibi. Elektrikle vurduğunuzda açılıyor bunlar. Bunlardan bayağı bir şeye ihtiyacımız vardı. O yüzden şuranın hepsini toplayacağım. Boşu boşuna git gel yapmayalım çünkü. Şimdi acaba kaç tane ihtiyacımız vardı ama onu hatırlamıyorum ki. Şimdi burada başka var mıydı? Sanki başka yok gibi. Eğer başka yoksa şimdilik gidebiliriz. Daha sonra eğer fazladan isterse geri geliriz zaten. Aynı yolu neden döneceğiz şimdi? Ama bir istiyorsa muhtemelen yeterli olacaktır zaten. Işınlama yeri neredeydi ya? Ha, şuradaymış. Buradan şöyle geçelim hadi. Şimdi gerçekten mi yani şu anda biri mi saldırıyor bana? Neyse. Şimdi bunu verdik. Bu birinciydi. Buradan şimdi gidiyorlar artık. Şimdi dediler ki işte başka bir yere gidiyoruz. Buradakini siliyorum o yüzden. İkinci olan bunlar değilmiş. Şura mı? Evet, öncelikle buraya gideceğiz. Hadi gidelim. Orada da muhtemelen yine varlar. Bakacağız işte. Bakalım uzaktan görünürler zaten de. Görünmediler. Acaba aşağıdalar mı? Belki de aşağıdalardır. Evet, buradalarmış. Merhabalar. Yine konuşuyoruz. Yine aynısından istiyor. Bunlar çok güzel çiçeklermiş falan diyor. Tamam, bunu da verdik. Böylelikle ikinciyi de bitirmiş olduk. Böylelikle bu da bitti. Sonra şurasıydı üçüncü. Hadi oraya da gidelim. Neredesiniz? Neredesiniz şimdi? Üsteler miydi ya acaba?
Bir dakika, üstte de olabilirler. Yok, buradalarmış. Tamam. Tamam, buradalarmış. Hızlıca geçelim şuraya. Savaşa falan girmeden. Merhabalar, merhabalar deyip hadi bakalım. Yine aynısından istiyorlar. Buralara da işte çiçek tozunu falan serpecekler. Ben size yine çiçek getirdim. Buyurun deyip bunu da vereyim. Böylelikle teşekkürler diyor. Burada mezarlara tek tek serpiyorlar işte. Şimdi bunu da bitirdiğimize göre şurada dördüncüye gideceğiz. Bir de ünlem olan burasıymış. Tamam. Tamam. Oraya da en son gideceğiz işte. Şuralarda bir yerde. Şunlara hiç bulaşmadan geçebilirsek çok güzel olur. Muhtemelen şu anıtın bakalım bakalım. Ya da değillerdir. Kim bilir? Belki de aşağıdalardır. Evet, burada da anıt varmış, minik de olsa. Merhabalar. Yeniden buluştuk dedi. Yine bir şey mi oldu diyor. Falanlar filanlar. Yine buyurun, size çiçek getirdim. Bunu da alın bakalım. Şimdi de mesela ne diyor? Kanla Dağı'nın oraya mı gittik falan dedi işte. Her neyse. Hadi bir gidip bakalım şuraya. Kanla Dağı'na gitmediler aslında ama. Neyse. Belki arada başka bir şey söylemişti. Burada bunlar galiba görev sayılmıyorlar, değil mi? Evet, bunlar görev sayılmıyorlar. O yüzden de birazcık sıkıntı oldu. Neyse, olur böyle şeyler. Şimdi gidip şunları da bir alalım bakalım. Şuradan artık chest zamanı. Neredesiniz? Şuradalarmış. Merhabalar. Böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi bu bize bir şey verdi. İşte galiba bu verdikleriyle alakalı bir şeyler olacaktı ama her neyse. Şimdi bunu da tamamladık. Şimdi canavara gideceğiz. Yani canavar sembollerine birincisi burasıymış. Buralarda, gerçi bunu sırayla yapmanıza gerek yok bu arada. Şurada gördüğünüz gibi 3 tane yerdeler. Her neyse. Gerçi belki de sırayla yapmanıza gerek vardı, bilemedim. Hatırlamıyorum o kadar. Ama etrafta olduklarını biliyorum yani. Belki önce hayaleti görmeniz gerekiyordu. Tam emin değilim. Bir bakmam lazım şimdi. Şimdi. Buralarda bir yerde. Evet, tam olarak şurada gördüğünüz gibi bir tane konç var. Bunu aldığımızda direkt çıkıyormuş. Tamamdır. Şimdi böylelikle birinciyi bulduk. Burada bize bir tane parça verdi. Hazine haritası parçası. Diğer ikisini de bulup işte götüreceğiz ona. Her neyse. Şuradan devam edelim biz bir yolumuza. Bu da galiba son hayalet değil mi? Evet, son hayaletteyiz şu anda. Yani beşinci galiba. Bir de en son bir tane daha var işte. O da günlük olduğu için onu yapmayacağım zaten. O çok uzun sürer çünkü. Yani ben o videoyu çekemem. Ki onunki zaten hala galiba haritaya bile gelmemiş yani o derece. Ama neyse. Şurada bu arada gördüğünüz gibi. Gelip bunu alıyorsunuz. Bu da ikinci parçaydı. Sonra şurada üçüncü bir parça var. Hadi oraya da gidelim. Dört parçaymış bu arada. Yanlış söylemişim başlangıçta. Burada aşağı iniyorduk.
Ne kadar iniyoruz bilmiyorum ama tam olarak şu tarafta mı? Sanki evet buradaymış. Buradan gördüğünüz gibi bunu da aldık. Şöyle tam olarak işaretli yerde zaten burasıydı. Bunu da aldık. Anlaşılan geri kalanlarda en azından sıralama yokmuş. Biz şuraya bir gidelim. Burada da sonuncu parça var. Sonuncu parça da zaten şurada direkt bunun yanında. Gemi çağırma yerinin. Böylelikle son parçayı da bulmuş olduk. Şimdi galiba şuraya gittiğimizde mi geri geliyordu? Buralarda bir yerde olması lazım. Evet, şuranın arkasındaymış. Şurada gördüğünüz gibi Shitoki'ymiş bunun adı da. Demek diyor 4 parçayı da buldun falan filan. Al ben sana bunu birleştirdim diyor. Bu da buradaydı. Bunu da siliyorum. Ve son parça da işte burada. Buraya ineceğiz. Gideceğiz yani. Orada bir yerde gizli bir şey var diyor. Gidip alalım. Böylelikle bu arada Tsurumiya Adası'nı da bitirmiş oluyoruz. %100 diyeceğiz. Bundan sonraki bölümlerde muhtemelen ana görevlere birkaç tane devam ederiz. Sonra da Chasm bölgesi gelecekti. O bölgenin belki videolarını çekerim. Emin değilim. Bakacağım işte. Bu arada buranın viewpoint'i yeni gelmiş. Geçen bölümlerde gelmiştik buralara, çıkmamıştı. Böylelikle buranın fotoğrafını da çekmiş olduk. Gerçekten %100 diyoruz yani. Şimdi buralarda bir yeri kazacak mıydık bunun için? Hatırlayamadım ki. Yoksa şu muydu? Bu da değilmiş. Neydi ki acaba ya? Ben o kadar bakmamıştım buna açıkçası. Hadi bir bakalım ya o zaman. Bu kadar görev nesneleri verdiler sonuçta. Şurada baktığımızda tam ortası diyor aslında. Neyse bir bakalım. Şurada başka şeyler var. Her neyse. Yani şuralar falan diyor. Dediğim gibi. Evet burasıymış. Böylelikle bir tane mektup bulduk. Onu geçelim. Şurada da chest var. Tabii yeniden aldık, okumak zorunda kaldık da neyse. Neyse. Böylelikle hayalet görevlerini tamamen bitirmiş olduk. Hepsini tamamlamıştık. Bu arada Tsurumiya Adası'nı da %100 dedik. Dediğim gibi artık burada bulabileceğimiz hiçbir şey yok. Sadece bir tane görev vardı. O da günlük şeklinde veriyordu. O yüzden onu da yapacağımı hiç zannetmiyorum. Yani daha önceki görevlerde belki gidip bakmış olabilirsiniz. Şuralarda bir yerdeydi. Galiba şuradaydı. Bir tanesine her gün gidip ilaç götürüyordunuz falan. Böyle günlük reset alması gerekiyordu. Yani o tarz bir görevmiş. Ben de o yüzden pek sevmedim açıkçası. Yapmam da muhtemelen. Her neyse. Böylelikle bir bakayım ne kadar primo gemim olmuş. 17 tane wish'im var. Hala ben de Yaemiko Banner'ındayım bu arada. Size geldiğinde bitmiş olacaktır o. Bir tane daha alayım. Yaemiko'yu açmayacağım bu arada. Açsam muhtemelen çıkacak çünkü 83.'deydim. 90'da kesin çıkıyor çünkü. %50 ihtimalle Yaemiko, %50 ihtimalle de diğer 5 yıldızlılardan biri. 5 tane 5 yıldızı var. Her neyse. Ama bu bölüm temel olarak bitti yani. Şu anda Tsurumiya Adası'nda yapabileceğimiz başka hiçbir şey kalmadı. Tamamen bitirdik. Hayalet görevlerine zaten bu bölümde full odaklandık ve bitti işte. Bundan sonraki bölümde hemen göstereyim. Şurada Imperatrix Umbrosa var. Gayet güzel bir dövüş falan vardı orada. Bizim ağzımızı burnumuzu kıracaklardı. Onları falan yapacağız işte. Ama böylelikle bu bölümü bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun. Devamı gelecek. Görüşürüz.